Merhaba arkadaşlar. Aktiflik konusunun 3. videosunda sizlerle birlikteyiz. Bu videoda e, aktiflik kavramından evet bahsedeceğiz ama metallerin asitlerle tepkimelerinin aktiflikle ilişkisini öğreneceksiniz aslında. Daha önce asit bazlarda verilen bir konudur bu ama temelinde aslında aktiflik yatar. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz örnekler üzerinden. Metalik aktiflik ve metallerin asitlerle tepkimeleri dediğimizde şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Evet hidrojen bir ametaldir ama daha önceki videolarda görmüşsünüzdür redoks tepkimelerinde hidrojenin elektron verme yani artı bir yüklenme eğilimi çok fazladır. Bu nedenle e, biz metallerin aktifliklerini de sıralarken hidrojen elementini standart element olarak belirliyoruz. Yani e, aktiflik göreceli bir kavramdır birbirine göre aktiftir ama diğerine göre pasif kalabilir. İşte burada standart elementimiz bizim hidrojen ve hidrojene göre belirlenmiş bir aktiflik sıralaması vardır. Bu sıralamada sizin bilmeniz gereken 5 tane önemli metal var. Bakır, civa, gümüş, altın ve platin. Bunları herhangi bir aktiflik sıralaması gözetmeden yazıyorum arkadaşlar. Bu 5 metal soy metaller olarak geçer. Hatta altın ve platin soy metal ya da tam soy metal. Bakır, civa ve gümüş ise yarı soy metallerdir. Bu 5'ini biliyorsunuz ya, bu 5'inin dışında kalan tüm metallere biz aktif metaller adını veriyoruz. Yani hidrojene göre tepkimeye girme isteği daha fazla olan metallerdir. Bakır, civa, gümüş, altın, platin, soy metallerimiz. Bu 5'inin dışında kalanlar aktif metaller. Hatta altın ve platinin, evet kral suyu denilen bir karışımla tepkimeleri var ama biz burada tek bir asite attığımızda tepkime olur mu olmaz mı diye baktığımız için bir asitle tepkime vermiyorlar. Dolayısıyla biz aslında kalan yarı soy metal ve aktif metallerin tepkimelerinden ve tepkime sonucunda hangi gazların açığa çıktığından bahsedeceğiz. bu soy metallerin hatta şöyle bir durum var. İşte diş kaplamalarında ya da diş dolgularında altın kullanılmasının, kemiklere platin çubuk takılmasının sebebi bunların soy metal yani tepkimeye girme isteği neredeyse olmayan metaller olduklarından kaynaklanır. Dolayısıyla biz burada aslında aktif metallerin ve yarı soy metallerin asitlerle tepkimesinden bahsedeceğiz. Altın ve platinin ise asitlerle yani bir asitle tepkime vermediğini e, bilmeniz gerekiyor. Bundan bir daha bahsetmeyeceğim. Gelelim önce aktif metallerin asitlerle tepkimelerine. Şimdi aktif metallerin hidrojene göre tepkimeye girme isteği yani elektron verme eğilimi daha fazlaydı. Diyelim ki sodyum metalini hidrojen klorür sulu çözeltisinin içine attım. Şimdi bakın burada olay şu. Sodyum metalik halde asit çözeltisinde hidrojen iyonlarımız var. Peki Sodyum daha aktif yani yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O zaman sodyum elektron verip yükseltgenirken hidrojeni bakın sodyum yükseltgendi, hidrojeni indirgeyecek elementel hale. Ki hidrojen element halinde H2 gazı olarak bulunduğu için hidrojen gazı açığa çıkacak. Sodyum yükseltgendi, hidrojeni indirgedi. Çünkü sodyum hidrojenden daha aktif, yükseltgenme potansiyeli daha fazla. Yukarıda da şöyle yazabilirim. Sodyum klorür tuzu oluştu. Sodyum bileşeye girdi ve hidrojen gazını açığa çıkarmış oldu. Şunun önünde de 1 bölü 2 olacak. Ya da magnezyum. Yine bakır, civa, gümüş, altın ve platinin dışında olduğuna göre aktif bir metal. Nitrik asit çözeltisini attım. Pekala. Şimdi düşünüyorum. Magnezyum ve hidrojeni. Magnezyum hidrojenden daha aktif yükseltgenme potansiyeli daha fazla. O zaman magnezyum, magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgenirken, şöyle de yazalım, magnezyum metalik halde hidrojen iyonlarımız var. Magnezyumun elektron verme eğilimi daha fazla olduğu için magnezyum artı 2 iyonlarına yükseltgenirken, hidrojeni elementel hale indirgiyor, yani hidrojen gazı açığa çıkıyor. Buraya da yine hidrojen gazını yazacağım. Şunun önüne de 2 koyayım. Yani diyeceğiz ki bir aktif metal, bakır, civa, gümüş, altın, platinin dışındaki bir metal herhangi bir asite atıldığında tuz e çıkıyor. Ve en önemlisi bizim için hidrojeni indirgediğinden dolayı hidrojen gazı açığa çıkıyor diyoruz arkadaşlar. Gelelim yarı soy metallerin yani bakır, civa, gümüşün durumuna. Şimdi bakırın aktif bakır üzerinden gideceğim. Çünkü Gümüş ve civa içinde aynı şey geçerli. Bakırın aktifliği hidrojenden az. Az önce dedi ki aktif metal kendisi yükseltgenirken hidrojeni indirgeyebiliyordu. Şimdi ben bakırı hidrojen klorür çözeltisinin içerisine atsam arkadaşlar e, ya da şöyle göstereyim bakırı aşartı iyonları içeren bir çözeltiye atsam. Bakırın aktifliği hidrojenden az. Dolayısıyla burada bakırın elektron verip yükseltgenirken hidrojeni indirgeme şansı yoktur. Yani burada bir tepkime olmuyor. Bu üç metal kuvvetli ve oksasitler olan HNO3 ve H2SO4 ile tepkime verilir arkadaşlar. Peki tepkime sonunda ne çıkar? Hidrojeni indirgeyemiyorlar. Demek ki hidrojen gazı açığa çıkmayacak. Ne çıkar hemen bakalım denklem üzerinden. Örneğin denklemleri eşitlemeden yazacağım. Bakırı ben derişik HNO3 çözeltisinin içerisine atarsam tepkime sonunda bakır 2 nitrat tuzu, su ve NO2 gazı açığa çıkıyor. Şimdi bakınız burada bakır element halinde 0. Azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Bakır artı 2 yükseltgenme basamağında azot artı 4 yükseltgenme basamağında. Bakır hidrojeni indirgeyemiyordu ama ne olmuş? Kendisi yükseltgenirken azotu indirgemiş ve bu yüzden NO2 gazı açığa çıkmış. Yani evet, hno 3 ve SO4 ile tepkime veriyorlar ama H2 gazı açığa çıkmıyor. Hatta hangi gazlar çıktığında hemen bakır üstünden bakalım. Derişik olduğunda en o çıktı. Şimdi ben bakırı seyreltik nitrik asit çözeltisine koyarsam yine bir tuz oluşuyor. Su çıkıyor ve bu sefer de NO gazı açığa çıkıyor. Yine ne oldu? Bakır sıfırdan artı ikiye kendisi yükseltgenirken HNO3'ün yapısındaki azot, atomları, azot e, atomlarına artı 2'ye indirgiyor. Yani derişik olduğunda NO2, seyreltik olduğunda NO gazını çıkarıyor ve azota dokunabiliyor. Hidrojene dokunamıyor bakın. O yüzden hidrojen çıkmıyor. Son olarak sülfürik asitle tepkimesine de bakalım. H2SO4 ile girdiğinde de bakır 2 sülfat, su ve SO2 gazı açığa çıkıyor. Şimdi bakır yine sıfırdan artı 2'ye kendisi yükselt gelmiş. Şurada kükürtün yükseltgenme basamağı artı 6'dır. Şurada artı 4'tür. Bakınız kendisi yükseltgenirken bu sefer de kükürtü indirgemiş ve tepkime sonunda SO2 gazı açığa çıkmış. Söyleyeceğimiz şu. Aktif metaller hidrojene göre aktif oldukları için asitlerle tepkime verdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar. Altın ve platin vermiyordu. Bakır, civa ve gümüş ise HNO3 ve h 4 ile tepkime verirler. Tepkime sonunda hidrojen çıkmaz çünkü hidrojen onlardan daha aktif bileşiğinden çıkaramıyorlar. Eğer derişik HNO3 varsa NO2, seyratik HNO3 varsa NO ve h 2 so ile girmişse ki genelde derişik kullanılır, SO2 gazı açığa çıkıyor. Bunları öncelikle bilmelisiniz. Haydi şimdi örnek yapalım. Tabi bizim burada ilgilendiğimiz şey metalik aktiflik kap aşınır mı aşınmaz mı tepkime olmaz mı olduğu için Bunlara benzer örnekler yapacağız. Şimdi aşağıda verilen kaplarla ilgili belirtilen soruları yanıtlayınız. Hangi kaplar aşınır? Hangi gazlar açığa çıkar? Birinci kabımızda demir metalini hidrojen klorür çözeltisi içerisine attık. E, demir, bakır, civa, gümüş bizim soy metallerimizdi, yarı soy metallerimizde. Altın ve platin zaten tepkime vermiyordu onlarla ilgilenmedi. Bir aktif metaldir. E, aktif metal olduğuna göre, hidrojenden daha aktif olduğuna göre, evet burada bir tepkime olur. Hatta tepkime denklemlerini yazmakla uğraşmayacağım. Hidrojenden aktif olduğu için hidrojen gazı açığa çıkar. Tepkime oldu, H2 gazı çıktı. İkinci kaba, gümüş metalini atmışım. H2SO4 var bakınız. Gümüş, yarı soy metallerden bir tanesi. Ve, ne oluyordu arkadaşlar bunlar? HNO3 ya da H2SO4 de veriyordu ama hidrojeni çıkaramıyorlardı. Aktiflikleri hidrojenden az. Burada yine evet tepkime olacak ama SO2 gazı açığa çıkacak. Hidrojen çıkamaz. Bakır yarı soy metal hidrojen klorür atmışım. Ama bu üçü kimlerle tepkime veriyordu? Nitrik asit ya da sülfürik asitle tepkime veriyordu oksijeni olmayan asitlerle tepkime veremiyordu. Dolayısıyla burada herhangi bir tepkime gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla herhangi bir gaz açığa çıkmasından da bahsetmiyoruz. İkinci örneğimiz. X, Y, Z metalleriyle ilgili bilgiler var arkadaşlar. Der ki X metali hem oksijensiz bir asit olan HCl ile hem de HNO3 ile tepkime veriyorsa bu durumda X'in aktif bir metal olduğunu çıkarırız. Yani bakır, civa, gümüş, altın, platinin dışında çünkü HCl ile de vermiş. Y, HCl ile vermezken, bakınız demek ki aktif metal değil, HNO3 ile veriyor. O zaman Y, yarı soy metallerimizden olan bakır, civa ya da gümüşten bir tanesi. Bakır, civa ya da gümüşten bir tanesi. Z ise heh, sonra diyor ki Z metalinden yapılmış kapta xcl 2 çözeltisi saklanamaz. Şimdi Z'den yapılmış Z metalinden yapılmış bir kabımız var. İçerisine X artı 2 iyonları içeren bir çözelti koymuşuz. Eğer bu kapta bu çözeltiyi saklayamıyorsam demek ki bunların arasında bir tepkime gerçekleşmiş demektir. Z metalinin de tepkimeye girdiğini yani elektron verdiğini söylerim. Bu durumda Z'nin aktifliği elektron verme eğilimi X'ten fazlaymış ki bu metal elektron verip kendisi yükseltgenirken X iyonlarını indirgemiş. Dolayısıyla kap zamanla aşınmış. O nedenle ben bu çözeltiyi bu kapta saklayamamışım bir tepkimi olduğu için. Burada aktiflik o zaman bakın bir kere X'in aktifliği Y'den fazla. Çünkü X aktif bir metaldi. Y soy metallerden birisiydi. Bu tepkime de kendiliğinden gerçekleştiğine göre Z'nin de içlerinde en aktif olan olduğunu çıkartırım. Bir doğrudur. X metalinin HNO3 ile tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. X aktif bir metal olduğuna göre hangi asitle girerse girsin hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Bu doğru. Y metali ki Y yarı soy metallerden bir tanesiydi. Derişik HNO3 ile tepkimeye girerse diyor evet bir tepkime olur. Ama yarı soy metaller hidrojen gazı açığa çıkaramazlar. Buradan açığa çıkacak gazın derişik olduğu için NO2 gazı olması gerekir. Bu yanlıştır. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim doğru yargılarımız olur. Üçüncü örneğimiz. Burada ee, bahsetmedik biz metallerin asitlerle tepkimesinden bahsettik ama bilmeniz gereken bir iki şeyden daha bahsedelim diye koydum. Şimdi aşağıda maddeler arası, aşağıdaki maddeler arasında gerçekleşen tepkimelerden hangisinde açığa çıkan gazın türü diğerlerinden farklıdır diyor. Bakalım. Magnezyum, bakır, civa, bunları da hep yazıyorum, gümüş, altın ve platinin dışında kalan bir metal olduğu için aktif metaldir. Aktif metallerin asitlerle hangi asit ol olursa olsun tepkimelerinden hidrojen gazı açığa çıkar. Burada hidrojen çıktı. B de 1A grubunda bulunan sodyumun suyla tepkimesi verilmiş. Arkadaşlar 1A grubu metalleri çok aktif metallerdir. Bu nedenle asitlerle tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarabildikleri gibi suyla da tepkime verirler ve yine suyla tepkimelerinden de hidrojen gazı açığa çıkar. Yani bir metal hem asitle hem de suyla tepkime veriyorsa asitle verip suyla vermeyene göre de daha aktiftir de diyebilirsiniz. Çünkü her metal suyla tepkime vermiyor. Bir abi 2 aya ait bir özelliktir bu. C'ye geldim. Gümüş metalini H2SO4'e attım. A, A baktım yarı soy metallerden bir tanesi. Hidrojen gazı açığa çıkmaz. Buradan çıkacak olan gaz SO2 gazıdır. Doğru yanıtımızı bulduk. Söylemek istediğim bir diğer şey. Bakınız çinko var ve bir baz var. Amfoter metaller vardı. Bunu da soru üstünden bir hatırlatmak isterim. Amfoter metaller çinko, alüminyum, kalay, berilyum, krom ve kurşun. Hatta bunun Zeynep alsana benden kırmızı papuç diye bir tekerleme mi denir? Nedir? Bir şey de vardır. Şimdi amfoter metaller aktif metallerdir. Ama aynı zamanda aktif olmalarının yanı sıra bunlar hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkime verebilen metallerdir. Ve amfoter metallerin asitlerle ya da kuvvetli bazlarla tepkimeleri sonucunda da her iki durumda da hidrojen gazı açığa çıkar. Çinkoyu bir e, kuvvetli baza atmışım, yine hidrojen gazı açığa çıkacak. Bakınız alüminyum bir amfoter metaldir ama aynı zamanda aktif bir metaldir. Dolayısıyla aktif olduğu için asitlerle tepkimesinden yine hidrojen gazı açığa çıkar diyoruz. Burada amfoter metalleri de bilmelisiniz. Bunların hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye girdiğini ki kuvvetli baz olmaları lazım. Mesela NH3 de bir bazdır ama zayıf baz olduğu için bununla vermezler. Amfoter metaller aynı zamanda aktif metallerdir. Dolayısıyla hem asit hem bazlarla tepkimelerinden aşikil gazı açığa çıkar. Ee, 1A ve 2A grubu çok aktif metaller oldukları için su ile tepkime verebiliyorlar. Ve su ile tepkimelerinden de hidrojen gazı açığa çıkıyor. Metal asit tepkimelerinin yanında bunlar da ek bilgi olarak aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu videomuzda aktiflik ve metalesit tepkimeleri ilişkisinde ilgili örnekler yaptık arkadaşlar. İki videomuz daha var. Örnekler çözmeye devam edeceğiz.